Merhaba arkadaşlar, bugün Fransa stili pötikareli crop bir bluz dikeceğiz. Bu bluzun güzelliği aşırı derecede kolay olması, fermuarı yok, boyundan bağlıyoruz. Bu yüzden de hepinizin çok rahatlıkla dikebileceğini düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler kumaş, makas, iğne, kalem, mezura ve iplik. Kırmızı beyaz pötikareli bir kumaşımız var. Önü ve arkası aynı kumaşın, dolayısıyla yeni başlayanlar için ideal olduğunu düşünüyorum. Ortaya çıkarmak istediğimiz crop bluzun kolları yok. Dolayısıyla tişörtümüzün de kollarını dikiş yerlerine içeri doğru kıvırıyoruz. Böylece kalıbını daha rahat bir şekilde çıkarabileceğiz. Gördüğünüz şekilde tişört yerleştirdikten sonra kenarlarından 1 cm mesafe kalacak şekilde bir kalem ya da sabun yardımıyla çizebilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra çizdiğiniz yerlerden makas yardımıyla kesin. Evet, ön kısmın kalıbını çıkardık. Şimdi iğnelerinden ayıralım ve bu parçayı kenara koyalım. Sıra geldi arka parçaların kalıbını çıkartmaya. Burada iki parça çıkartacağız. O nedenle tişörtü ön yüzü içe gelecek şekilde ikiye katlıyoruz. Ve yine ön tarafta yaptığımız gibi kollarını içeri alıyoruz. Kısımda ne yaptıysak aslında aynısını arkaya da uygulayacağız. Yani kumaşa önce tişörtümüzü iğneliyoruz. Sonrasında etrafından 1 cm mesafe kalacak şekilde bir sabun ya da kalem yardımıyla çiziyoruz ve son olarak da makasla kesiyoruz. Bu aşamada kalıbımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ön kısmı, üzerine de arka kısmın parçalarını koyun ve masa üstünde bir nasıl durduğunu görün istiyorum. Eğer burada ufak tefek kaymalar ya da çıkıntılar olduysa onları da makas yardımıyla düzeltip eşitleyebilirsiniz. Bluzun masa üstünde nasıl görüneceğini anladık ama bir yandan da kendi üzerimizde nasıl duracağını anlamak için gösterdiğim yerlerden iğneleyin ve üzerinize bir deneyin. Sırt kısmını gösterdiğim gibi yukarıda 10 cm bir açıklık kalıncaya kadar iğneleyin. O 10 cm'i bluzu daha rahat giyebilmek için kullanacağız çünkü. Kumaşı dikişe hazırlamaya kol kenarlarından başlıyoruz. Kol kenarlarını katlarken bir değil iki kez kıvırırsanız herhangi bir sökülme yaşamazsınız. Thank you.
kol oyunda kullandığımız katlama yönteminin aynısını sırt kısmındaki 10 cm'lik açıklıkta da kullanıyoruz. Şimdi bluzu son kez üstümüze deneyeceğiz ve eğer sonuçtan memnunsak dikiş işlemine geçeceğiz. Ben dikişe omuz kısımlarından başlıyorum. Birer santim içeriden dikeceğim. Sonrasında da dışarıya doğru ütüleyeceğim. Bel kısmında yine birer santim içeriden dikiyoruz. Burayı da ütüleyerek açacağız. Sırt açıklığını ve kolları da kıvırdığımız yerlerin tam olarak üstünden dikiyoruz. Böylece açılmayacaktır. Dikiş işlemini tamamladıktan sonra fazla ipleri kesin, ütülenip açılacak yerleri ütüleyin. Dışa katlayıp ütülediğimiz dikiş yerlerinin kenarlarına sökülmemesi için zikzak dikiş yapıyoruz. Sonrasında da son kez bir üzerinize deneyin. Ben denedim ve boyun kısmının çok dar olduğunu fark ettim. Boyun kısmı benim gibi dar gelenler kesme işlemini gösterdiğim yerden yapabilirler. Sıra geldi boyun bandını yapmaya. Boyun bandı için 1 metreye 10 santimlik bir parça kesiyorum kumaştan. Bu ölçünün hemen hemen herkes için uyumlu olacağını düşünüyorum. Ama yine de bir deneyin. Eğer size kısa ya da uzun geliyorsa bu ölçüyü değiştirebilirsiniz. Her iki uzun kenardan birer santim içeri doğru katlama işlemi gerçekleştiriyorum. Sonrasında bu parçayı tekrar ikiye katlayacağım ortadan. Böylece boyun bandımızın dikişi temiz gözükecek.
Sırada boyun bandını yakaya iğnelemek var. Boyun bandının dikişsiz kısmıyla yakanın dikişsiz kısmını bir araya getiriyoruz. Burada boyun bandını ve yakayı ortalamak önemli. Ortaladıktan sonra yaka boyunca boyun bandını iğneleyeceğiz. İğneli yerlerden boyun bandı ile yakayı birbirine dikebilirsiniz. Boyun bandının kalan yerlerini de dikin ve sonrasında gösterdiğim gibi içe doğru kıvırarak dikişi tamamlayın. Ve son olarak geldik crop bluzun crop bluz olduğu yere. Kendi boyunuza, giyeceğiniz pantolonun uzunluğuna göre crop bluzun boyunu belirleyin ve o noktadan kestikten sonra iki kat içe doğru kıvırarak dikiş işlemini gerçekleştirin. Ve işte bluzumuz hazır. Ben bu bluzu jeanlerle giymeyi çok seviyorum. Siz de bana kombinlerinizi atarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni videolar için de abone olmayı unutmayın.